Manşete hoş geldiniz. Dün yollardaydım, onun için yayın yapamadım. Ama dünden bu yana gelişmeleri toparladım, takip ettim ve derli toplu getireceğim. Dünden bu yana esasen 22 Ekim'den itibaren zannediyorum bambaşka bir döneme giriyoruz. Dünya epeydir girdi ama Türkiye'de farklı bir dönemin kapıları açıldı gibi. Bu aydınlık bir dönem mi, karanlık bir dönem mi yoksa KJ'de yazdığı gibi genel af mı geliyor? Birlikte bakalım. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden çok şükür pek çoğu fark etmedi uzattığım eli manasına uzattığı çubuğu gösteriyor Devlet Bahçeli. Acaba böyle mi? Acaba gerçekte ne oluyor? Bunu anlamaya çalışalım birlikte. Hürriyet gazetesi manşetten gel mecliste ilan et diyerek ki Bahçeli'den Öcalan'a tarihi çağrı diye vermiş. Gazeteler böyle büyük gördüklerine göre birinci sayfadan ve geniş. Bu bir Cumhur İttifakı projesi. Bu Bahçeli'nin kendi başına yaptığı bir çıkış değil. Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin. Sanki tecridin kaldırılması başkasının elinde. İktidar ortağı. Mecliste Dem Parti toplantısında konuşsun. Şimdi bu çok daha başka bir nokta. Yani bir yönüyle Dem Parti ile Öcalan'ı ilişkilendiriyor. Öcalan PKK lideri. Bir yönüyle de meclise davet ediyor. Yani iki tarafı var. Hem PKK'yı e, DEM Parti ile ilişkilendiriyor. Hem de mecliste DEM Parti toplantısında konuşsun diyerek DEM Parti grubunda şu anda esasen Bahçeli'nin bulunduğu kürsüde konuşmasını istiyor. Kendi kürsüsünde. Çünkü e, MHP ile DEM Parti aynı grup salonunu kullanıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı grup salonunu kullanıyorlar. Bahçeli iniyor DEM Parti'nin eş de başkanları çıkıyor. HDP döneminde de böyleydi. Bahçeli kendi kürsüsünü öneriyor. Bir sürü şey var yani bir taşla 3-4-5 kuş var. Vuruyor mu, vurmuyor mu, indiriyor mu, indirmiyor mu göreceğiz zaman içerisinde. Ama bir, Öcalan'ı ve PKK'yı DEM Parti ile eş tutuyor. İki, meclise davet ediyor. Daha önce ip atmıştı. İdamını istemişti. Meclise davet ediyor. Bırak şeyi yani tecriti kaldırılsın, çıksın diyor. Sadece bununla da, da kalmıyor. Meclise davet ediyor. Mecliste de diyor grubunun başında konuşsun. Grubu derken de Dem Parti'yi kastediyor. Bir sürü şey söylüyor. Tabii neyi söylemesi istediğini onun da siparişini veriyor. Her şeyi planlamış ya da planlanmış. Terör bitti, örgüt lağvedildi. Şimdi terör yok zaten. Örgüt var evet devam ediyor. Yani örgüt Bahçeli'den de önce, önce vardı. Bahçeli varken de var. Belki Bahçeli'den sonra da olacak bilmiyoruz ama yani bu Mesele ayrı bir konu. İki, Öcalan gelecek ve terör bitti diyecek. Hadi olabilir. Örgüt de laf edecek. Ve örgüt de bunu dinleyecek. Veya taban da bunu dinleyecek. Veya Öcalan bunu söyleyecek. Anlaşma uyarınca. O da ayrı bir şey. Yani 25 yıldır hapiste tutulan bir liderin talimatının veya buyruğunun veya demecinin veya neyse artık talebinin isteğinin örgüt tarafından değerlendirilmesi de ona göre olur. Devletin elinde tutsak olan bir lider, devlet perspektifiyle bir şey istiyor sizden. Bunu tutarsınız veya tutmazsınız. Bir sürü şey var. Yani birer cümleyle geçtim ama her birinin altı doldurulabilir. Tabii nereden nereye? Daha önce mitingde ip atmıştı Öcalan'ın asılması için. Şimdi de herkes ittifak halinde işte değil elimizi gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ne Kandil ne Edirne adres İmralı'dan deme uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Cumhuriyet Karşılayışı bugün birinci sayfada dün bugün diyerek işte dün böyle ip atıyordu bugün kırmızı halı seriyor Öcalan'ın altına diye çizmiş çok güzel bir karikatür. Günün karikatürü bu esasen. Yani Bahçeli'nin uzattığı elle başladı ve bununla da devam etti. Önce el uzattı sonra grupta bir çağrıda bulundu sonra iş başka bir noktaya geldi. Tabi bu ip atma meselesi çok meşhur bir hadise. Özellikle bundan 25 sene önce işte bu idam cezası tartışmaları, Avrupa Birliği uyum meseleleri falan konuşulurken idam cezası kaldırılıyor falan. Çünkü Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde bunu kaldırmanız gerekiyor. İdam cezası varsa Avrupa Birliği'ne üye olamıyorsunuz. O çerçevede kaldırılmıştı. Zaten uzun süredir de fiili olarak uygulanmıyordu Türkiye'de. O zaman işte ipi atmıştı Devlet Bahçeli. Asın bunu ve karşıyız idam cezasının kaldırılmasına kabulinden. Ama daha sonra... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin de taraf olduğu oturumlarda, komisyonda ve sonrasında MHP onayladı bunu. İktidar ortaydı çünkü. O gün de iktidar ortaydı. Yani kürsüden ip atıyordu ama arkada da idamın kaldırılmasını onaylıyordu. Ya o kadar 25 sene öncesine gitmeye gerek yok. Bakın bu e, tweet'in tarihi 15 Mart 2022 X platformunda paylaşılmış. Hala duruyor. Arşivde, arşivde yani silinmiş veya kaldırılmış değil. Ben de yeni kestim bunu. Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında terörist Demirtaş'ı, Sorosçu Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Sorarım sana, Öcalan canisini de serbest bırakacak mısın? Ne zaman? 15 Mart 2022. Hatta böyle grafik yapmışlar. O grafiği de bu şekilde MHP'nin resmi hesabından paylaşmışlar. Evet. İşte ee, buna biraz bakacağız. Genel afla bağlantılı ee, genel af beklentisi ve dedikodusuyla, dedikodusuyla bağlantılı onun için belli bir sırayla anlatmaya çalışıyorum. Fethi Yıldız Alaaddin Çakıcı'yı çıkaran avukattır. MHP'de siyaset yapıyor üst düzey. Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır diyor. Ezbere konuşmaz, ezbere söylemez böyle bir şey ki zaten gazetelerde de birinci sayfadan böyle girdi. 22 Ekim işte Devlet Bahçeli'nin Öcalan gelsin mecliste dem partinin başında terör bitti işte örgüt lavedesin çağrısı yaptığı tarih o yönüyle. Ama başka açılardan da milat. Ee, birazdan bakacağız tam da Fethullah Gülen'in vefat ettiği yani Amerika tarihiyle 20 Ekim. Türkiye'de öğrenilmesi itibariyle 21 Ekim sabahı tam da o aşamada bir takım bir hareketlilik gözlendi ve bir şeyler devreye şokuldu ve 20 sonra da 22 Ekim Milattır işte 22 Ekim Öcalan çağrısı falan hepsi üst üste geldi 24 saat içinde yaşandı birbiriyle çok alakalı devlet İmralı görüşmesi yok politika MHP'ye ait filan diye Milli Sibara Teşkilatı'nın Hürriyette Ankara temsilcisi olarak görev yapan kalemi ve elemanı böyle yazmış Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor falan yani çağrı münferittir demeye getiriyor ama İmralı ziyareti için başvuru iyen Ömer Öcalan tarafından yapıldı. Mu muhtemelen buna izin verildi diyerek de esasen Ankara'nın Öcalan'la beklendiği gibi ki bunu e, Mitin Kalemi yeni de yani bu yeni de dile getiriliyor diyor. Geçen hafta Ömer Öcalan ismi gündeme gelmişti. Evet. Yani bir şeyler ısındı, ısındırılıyor. Kürt kesimi ise, Kürt Siyasal Hareketi ise gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İhtiyat ve temkin içerisinde ve elbette muhatabına da güvenmeden ama bir yönüyle de uzatılan eli tutuyorlar. Bir yönüyle de müzakere ediyorlar, konuşuyorlar ama ortada bir şey yok. Hani yapacaksanız demir taşı bırakın, öcalanı bırakın diyorlar. Hatta daha doğrusu öcalanı bırakın diyorlar. Demir taş daha arkadan geliyor demir taşın serbest bırakılması talepleri. Bu yönüyle de enteresan, ilginç. Halk öcalanı duymak istiyor manşetiyle çıkmış. Yeni yaşam. Devlet Bahçeli şart koşarak tecrit altındaki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırdı üst başlığıyla. Yalnız Abdullah Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili konu Öcalan'ı çıkarma yasası da diyebileceğimiz yasa DEM Parti tarafından yaklaşık bir ay önce 25 Eylül gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş meclis komisyonuna. Teklifin sahibi de Dem Parti eş Genel Başkan yardımcısı Öztürk Tündo Türk doğanmış. Ahim ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Türkiye'de umut hakkı adı verilen düzenleme yapmasını talep ettiğini dile getirerek bunu da sevk etmişler bir ay önce. Yani esasen Dem Parti de bir şeyler biliyor. Yani Bahçeli'nin çıkışından Bahçeli'nin ellerini sıkmasından attığı adımdan önce Eylül ayında Ahim ve Avrupa Konseyi beklentileri çerçevesinde bir meclise teklif sunmuşlar. Umut hakkı deniyor. Şimdi ona, ona geleceğiz birazdan. O arada Kongre Gel Remzi Kartal Öcalan'ın baş müzakereci olacağı bir süreç dikkate alınabilir demiş. Haliyle örgütten ve örgütün farklı unsurlarından bilinen deve dişi gibi insanlar da bu şekilde açıklamalar yapıyorlar. Abdullah Öcalan'ın sesi duyulmadan söylenenlerin anlamı yok demiş. Yani konuşturun diyor. Bir süreç olacaksa. Muhtemelen şimdi Ömer Öcalan gittikten sonra bir gazeteci heyeti gidebilir, Dem Parti'den birileri gidebilir ve bir fotoğraf verilebilir. Belki de sesli görüntülü bir mesaj verilebilir. Yani bu Dem Parti kürsüsünden değil ama İmralı'dan yükselebilir bu ses. Remzi Kartal'ın işaret ettiği de o. Bir şeyler geliyor. Yani belli ki İmralı'da bir metin hazırlanıyor ve bu metni Öcalan hazırlıyor ve elbette bir devlet devlet perspektifiyle bir metin hazırlanıyor ve devlet de o metindeki her cümleye, noktalama işaretlerine kadar bakıyor. O metin ya yayımlanacak, ya Öcalan tarafından okunacak ya da Öcalan'ın görüştüğü milletvekilleri tarafından duyurulacak ya da gazeteciler tarafından bilmiyoruz veya bir gazeteci tarafından bilmiyoruz. O geliyor. Şimdi bu umut hakkı meselesi ahim kararlarının uygulanması halinde İmral'da tutulan Öcalan'ın serbest kalmasını sağlayabilmesi. Şimdi umut hakkı şu. Türkiye ahim kararlarını uygulamak için infaz kanununda tek maddelik bir değişiklik yaparak kapıyı açabiliyor. Yani 25 yıldan sonra tahliye yolu açılıyor. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu diyor. Terör vesaire neden yatıyorsa yatsın. Bir tutuklu, hükümlü neyse içeride 25 yılı doldurduktan sonra şartlı tahliye kapısı aralanabilir, aralanabilir, ar aralanmalı. Öcalan şartlı tahliyesiz Müebbete mahkum edildi, ağırlaştırılmış. Yani öcalan hayat boyu, yaşam boyu orada kalacak. Hiçbir biçimde tahliyesi söz konusu değil. Hüküm bu. Dolayısıyla bir maddelik değişiklikle bu ahimin talepleri doğrultusunda bir uyum sağlanabilir ve 25 yıl doldurdu zaten ve 25 yıldan sonra bir şartlı tahliye söz konusu olabilir veya ev hapsi vesaire söz konusu olabilir. Ahim kararını Türkiye uygulamıyor ama burada işine geldiği için ahim kararına yaslanarak bir düzenleme yapabilir. Ama Yeni Yaşam'ın şu manşetini önemsiyorum. AKP MHP'nin savaş politikası sağlık alanında da bebekleri katleden korkunç bir düzen yaratmış, ülke yoğun bakımda diyor. Katılıyorum. Yani bebek katili diyorlardı, kendileri bebek katili çıktı. Durum bu. Geçelim şu ip meselesine. Bu ip meselesi hatırlandı. Hatırlattık. İşte hatta Cumhuriyet'in birinci sayfasında da karikatürü var. Gösterdim. Bu da nasıl bir politika üretelim diye düşündü belli ki İyi Parti ve ilk defa genel başkan olduktan bu tarafa Müsavat Dervişoğlu haber olacak bir harekete imza attı. Bu ülkenin geleceğini, milletin istikbalini, devletin bekasını, Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değildi diyerek meclis kürsüsünden idam ipini fırlattı ki bu da Bahçeli'ye nazire Sonra enteresan bir şekilde Bahçeli o ipi istetmiş İyi Parti meclis grubundan. Odasını asacakmış meclisteki. Bunu da MHP'nin yayın organı Bengü Türk'ün başındaki kişi söylemiş. Enteresan işler oluyor. Yani bu gelişmeler gösterdi ki içeridekiler siyasi tutsak hiçbir biçimde terörist değil. Konjonktürel olarak içerideler. Yani Öcalan da öyle. Ne bileyim Selahattin Demirtaş da öyle. Verilen kararlar değiştirilebilir. Yani bu onun teyidi bir yönüyle ve diğer herkes, bütün Kürt siyasal bileşenleri ve içeridekiler, yargılananlar filan. Kemal Özkiraz paylaşmış. Madem Mapo'yu serbest bırakalım diyecektiniz, neden ben Demirtaş'ı serbest bırakın yazdım diye yargılanıyorum? Çiğdem Dalay, Ülkede Barış Bahçeli'nin ağzından çıkan sözlerle geleceğine inanan herkesi tebrik ederim. Hala buna inanabilmek iyimserlik değil ama emin olun. Adı başka söylersem hakarete girer demiş. Yılmaz Odabaşı. Karşımızda büyük bir çete, büyük bir kötülük koalisyonu var. Bunlar sadece Kürt düşmanı değil, hukuk ve demokrasi düşmanı. ırkçı, pragmatiz, ilkesiz Osmanlı oyunları bitmez. Asla güveni hak etmiyorlar. İktidar ve aparatlarının bu yeni salvolarında dış politikayla ilgili yeni stratejiler özellikle MIT yeniği var demiş. Evet yani Suriye ve İran'daki şekillenme ve Kürt politikaları ile ilgili şekillenme. Başörtülü kadınları Erdoğan eliyle lohusa kapısında tutuklatıyorlar. Öcalan'a Daveti de Bahçeli yaptırıyorlar demiş Sevgi Akar Çeşme. Öyle yani en rigid, en sert, en radikal, en uçtaki kişiyle bir açılım söz konusu. Ama bakalım yani hesaplar, siteler engelleniyor. Yani Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger ki yani bilinen bir şeydir ve insanlar orada blog yazarlar. İşte o linki paylaşırlar falan. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir şikayetiyle erişime engellenmiş. Yani 22 Ekim milat ama 22 Ekimle beraber bakın tam da 22 Ekim 22 Ekimle beraber acayip bir şekilde her şey bahane edilerek işte burada işte Türk Türkiye Futbol Federasyonu e, bahane edilerek burada işte e, Fethullah Gülen'in vefatı dolayısıyla işte işte efendim ona e, hain terörist terör, terör başı falan denmedi veya işte ne bileyim e, taziyede bulunuldu falan gibi bir takım hesaplar. Burada da listesi var ama bu, liste, bu listedeki hesapların önemli bir bölümü Twitter yeni adıyla X platformundaki hesaplar. Aylardır yıllardır paylaşım yapmayanlar da var. Fethullah Gülen'in vefatıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayanlar da var. Yani bir liste yapmışlar. O arada da Gülen'in vefatı dolayısıyla bak işte bunlar istediğimiz gibi mesaj yazmadı deyip onu da onun içine eklemişler. Fırsat bu fırsat. Yani bir şeyler planlandı ve bu şey değil. Yani ...değişik bir karanlık döneme hazırlık gibi duruyor. Gülen'in vefatının ardından... ...sosyal medyada... ...baş sağlığı ya da işte ona... Gel ...manaya gelebilecek her türlü paylaşım... ...ki en son Yeni Asya'nın genel yayın... ...yönetmenini de gözaltına almışlar. Kazım yüz. Enteresan, kapkara bir dönem. Yani Gülen demişken... ...ölenin arkasından yazılan taziye mesajları... ...nasıl bir çürüme, yozlaşma, kokuşma... ...tefessüh içinde olduğumuzu gösteriyor... ...demiş İhsan Ala İlaçık. Gerçekten de öyle... Hep söylediğim bir şeydir. Kutsala hakaret, aşağılama, hele birilerinin, bir grubun, bir partinin, bir zümrenin neyse, bir topluluğun kutsal bildiği ya da ona değer atfettiği, işte lider pozisyonunda, önder pozisyonundaki insanların kaybı vefatı söz konusu olduğunda dikkatli olmak icap eder. Buna saygı göstermek icap eder. Bir şey yazma. Kimse senden bir mesaj atmanı beklemiyor ama yani Yazıcı Yani ben açıkçası Gülen hakkında yazılanları özellikle pazartesi salı günü yani elbette bir şeytanlaştırma olduğu için 10 yıldır pek çok günah suç oraya yüklendiği için bir şey bekliyordum. Yani e, olumsuz negatif mesajları işte bir koronun akla gelebilecek ilk mesajları sıralayabileceğini filan ama beklediğimin kat be kat üstünde bir şey oldu. E, hücum oldu enteresan. Yani bir yönüyle de e, belli grupların belli konularda nasıl bir araya geldiğini göstermesi yönünden de ufuk açıcı oldu. Memduh Bayraktaroğlu 17-25 Aralık'ta yargı emniyet direnseydi bugün nasıl bir Türkiye olurdu sorusuna doğru cevap bulunmadan ne yazılırsa yazılsın ne söylenirse söylensin hepsi boş demiş. Celil Sağar Gülen'e lanetler yağdırılan günde Öcalan'a gel mecliste konuş teklifi sunulan ülkedir Türkiye demiş. Gerçekten aynı güne denk geldi. Zerre aklı olan siyasilere bakıp kimseye karşı olumlu olumsuz tavır geliştirmemeli diyor. Daha evvel birkaç kere söylediğim bir kere daha söylüyorum. Yani terör, terör örgütü, terörist filan gibi kelimeleri kullanırken dikkat edin ve bunu kullanmamaya çalışın. Çünkü bu tabirler hukuki tabirlerden öte yani Hukuki tabirler ama bu tabirleri devletler yerleştiriyor. Devletler bu ismi takıyorlar. Dolayısıyla bir devlet için terör terör örgütü olan bir başka devlet için terör terör örgütü olmuyor veya terörist olmuyor. Tamamen o günkü siyasetlerine göre biçimlendirdikleri bir konudur. Mesela en son İsrail işte Hamas söz konusu olduğunda dünyanın yarısı terör terör örgütü diyor. Öldürülen liderler içinde teröristler temizlendi veya elemine edildi diyor. Ee, öbür tarafta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, İran'ın da aralarında bulunduğu düzinelerce ülkede... ...hayır onlar bir kurtuluş örgütüdür, onlar cihatçı bir örgüttür ee, ve şehit oldular diyor. O liderler kahramandır diyor. Ne yapacağız? Hangisi? Yani. Dolayısıyla belli bir objektiflikte ve belli bir mesafede bu tür konuları ele almak icap eder. Öyle de olması gerekir. Bakın yani... Dünkü duruşmada ki ben yayına hazırlanırken hala durum böyleydi. Gözaltında tutuluyor. Tahliye edildi duruşmada dilek ekmekçi. Sonra da bir şekilde bilinmeyen bir sebeple gözaltına alınıyor ve tutuluyor. Yani muhtemelen bir şey üretilmeye çalışılıyor. Avukatı demiş ki baş, başka bir dosyadan ifade alınması ve ifade alındıktan sonra hemen serbest bırakılmasına dönük yakalama kararı olmasına rağmen filan. Gözaltında tutuluyor. Yani nasıl bırakırsınız bunu? Ya da belki de tutamadılar daha fazla ama hakkında hazırladıkları yeni şey de yetişmemiş. Veya belki de ne, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle acayip bir şey. Şimdi bu durumda, bu tuhaflıklar altında siz nasıl bir döneme giriyorsunuz? Siteler kapatılıyor, hesaplar kapatılıyor, bloke ediliyor. Ekridar, YouTube'lar, Twitterla şununla bununla toplanıyor, yöneticileriyle anlaşıyor. İçeriye alınıyor insanlar ve bir e, tek elden, tek sesle bir rejim şarkısı veya söylemi tutturulmaya çalışılıyor. Ki zaten faşizm odur. Yani faşizm söyletmedir. İnsanlara, söyletme insanları istediği doğrultuda, propaganda doğrultusunda konuşturma rejiminin adıdır faşizm. Onu yaptılar, yapıyorlar. Millet zannediyor ki şimdi ben lanet okudum, sıramı savdım, kenara geçeyim. O öyle değil. Senin de kapını çalacak. Ki... Dilek Ekmekçi içeride hala bırakılmıyor. İstanbul Barosu'nun insan hakları savunucusu, anayasa hukukçusu, yeni başkanı İbrahim Kaboğlu nerede? Hani e, hukuksuz karar alan hakimleri listeleyecekti, böyle açıklamalar yapmıştı. Hadi bakalım bekliyoruz. Ben de temize çekmeye hazırım. 5 Aralık 2023'teki mesajını. O mesajda diyordu ki bu tür şeyleri, o hal uygulamalarını, bu tür şeyleri filan falan Filancalar için yapmıştınız bizden ne istiyorsunuz gibi bir açıklama yapmıştı. Göstersin tarafsız Baro Başkanlığını. Ben de o görüşümü temize çekeyim. Bakın, bebek katili demişken yani bu yeni doğan çetesi meselesi her gün bir şey çıkıyor. Sağlık Bakanı çok profesyoneller demiş. Özel sağlık tesislerini revize edeceğiz bilmem ne. Ya ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında eski sağlık bakanının hastanesi var. Yani bebek katili diyorlardı. Kendileri katil çıktı bir yönüyle. Hastane sahibi de başhekimlerde ortak. Yani diyor ki bu bu vesileyle ismini öğrendik. Mehmet şey Kemal Memişoğlu. Eski bakan Mehmet Müezzinoğlu'nu kastederek benim bakanımın hastanesini de kapattım. Arkadaşımın hastanesini de kapattım. Hem arkadaşı hem de eski bakanın hastanesi gitmiş. Yani böyle bir şey ortaya çıkmazdı. Yapmazlardı. Hem eski bakanınızın hastanesi hem de bakanın mevcut bakanın arkadaşı. Şimdi bu bir gurur. Bak biz kendi bakanımızı bile kayırmıyoruz falan meselesi değil. Bu bir, bir şekilde bir yerden sızdı sızdırıldı. Ki zaten kapatmışsınız. Yalana bakar mısın? Özel hastanelere yapısal reform. Özel hastanelere yapısal reformla alakası yok mu bu konunun. Bu konu ortaya çıktığında 9 hastane var. 9'unu da serbest bırakmışsınız. İşte Yeni Doğan Çetesi olayı 27 Mart 2023'teki Cimer ihtibarıyla öğrendik diyor. O günden bu yana hastaneler faaliyete devam etmişler. Halbuki o gün de değil yani Mart 2023 de değil. 3 ay önce Ocak 2023 denetimlerinde olayı öğrenmişler. Ocak 2023 ne biliyor musunuz? 2 ay sonra 2 yıl olacak demek. 2 yıl boyunca kulakların üstüne yatmışlar. Niye? bizim bakan diye benim arkadaşım diye. Orada öyle yazıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi Doktor Malik Türkay Esin'in 22 Mayıs 2023 günü şube müdürlüğümüzde bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İfadesinde ben halen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde özel hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisiyim. 2023'ün Ocak ayında yapmış olduğumuz hastane denetimleri sırasında bazı özel hastanelerin yeni doğan filan falan diye geçiyor. Yeni doğan yeni yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını gördüm. Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumlarıyla ile sağlık durumlarıyla fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını filan gördüm diyor. Örneğin entübe kayıtlı olarak gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük diyor. Ne zaman? Ocak 23. Şu an Ekim 24. Yani 2023'ün birinci ayından 2024'ün 10. ayına geldik. Bir yıl 10 ay beklemiş olay. Evet. Ee, şeye bakalım. Bu Öcalan meselesine, meselesine bakalım. Sonra e, Gülen zan, e, yarın zannediyorum. Evet cenaze töreni var. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ve manşeti bağlayacağım. Bu umut hakkı meselesi ve Öcalan'ın işte 25 yıldan sonra serbest olabilir, e, kalması. E, tahliye etmesi. Şimdi burada söylenecek birkaç şey var. O da şu. Bir tanesi. Türkiye'de iktidar dışında hiç kimse siyaset yapmıyor ve iktidar siyaseti belirliyor. Bir şey atıyor ortaya, onunla ilgili bütün muhataplarda o konuda hizaya geliyor. Bu CHP içinde, Dem Parti içinde, diğerleri içinde böyle yeni bir şey ortaya koymuyorlar. İkincisi, bu olay biraz Suriye ile alakalı. Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'ın kuzeyindeki, işte İran'a ulası bir harekat, İsrail, Amerika odaklı olursa, o bölgedeki Kürtleri konsolide etmeyi amaçlayan ve bölgedeki yeni şekillenmeye dönük Türkiye'den bir takım taleplerin sonucu gibi duruyor. Veya e, Türkiye'nin buna göre hizalanması gibi duruyor. Yani orada bir Kürt özerk bölgesi mi kurulacak, bir federasyon mu kurulacak veya bir bölge oradan kopacak başka bir şey mi olacak? Bir Orta Doğu şekillenmesiyle alakalı Türkiye'ye biçilen bir misyon bu konudaki en e, sert parti, en milliyetçi, ırkçı parti MHP eliyle götürülüyor. Böyle görülüyor. Ama özelde de Abdullah Öcalan'ın tahli olmasından siyasi tutukluların tahli olmasına varan bir genel af Öcalan sebebiyle gündemimize gelebilir. Yani Öcalan'ın yararlandığından diğerleri de yararlanabilir. Kanun teklifi mecliste bekliyor. Komisyon 25 Eylül'de kurulmuş durumda. Yani esasen bu işler Eylül ayında pişirilmiş ve şimdi artık Demirtaş ve diğer tutukluların da dahil olduğu bir genel af veya genel af şudur yani devlet kendine karşı işlenen suçları affetme yetkisi var. O da siyasi suçlar ve bu siyasi suçları affedebilir. Terör suçlarını affedebilir. Adi suçları kastetmiyorum galiba. elbette. Hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet ne bileyim, tecavüz vesaire. Fakat deminden beri söylediğim bir konu muhalif kesimin son derece dikkatli olması lazım ve Hukuk başkaları için rafa kalktığında seslerini çıkarmadılar. Ve şimdi bizden ne istiyorsunuz diyorlar. Bu işler biraz böyle ve... ...zaman içinde... ...ideolojik duruşlarıyla da... ...bir takım suçlara bulaşmış durumdalar. Veya en azından ortağı pozisyonundalar. Haliyle son dönemdeki yaygarayı da biraz... ...buna bağlıyorum. Rejimin unsurlarını güzelleyip... ...hala rejimle birlikte taklalar atıyorlar ama... Sonra e, eski rejim ortaklarına da demediklerini bırakmıyorlar. Faşizm söy söyletme mecburiyeti dedim. Tam sağ pres gidiyorlar. Karanlık bir döneme giriliyor gibi geliyor. Genel afın da konuşulduğu, karanlık bir döneme giriliyor gibi. Bilmiyoruz ne olacak, nereye gidecek. Ama son derece itidalli ve son derece dikkatli bir şekilde olayları takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun, Üstad? Genel af mı geliyor? Karanlık bir döneme mi giriyoruz? ben karanlık bir döneme tam saha pres herkesin ve her şeyin susturulduğu ve tüm kesimlerin muhalefet dahil basın dahil devlet ağzıyla konuşmaya zorlandığı bir döneme doğru gittiğimizi düşünüyorum. Öcalan'a tahliye veya Öcalan ve bir takım Kürt siyasal unsurlarına af vesaire gibi veya şartlı tahliye gibi konular gündeme gelebilir. Ama bütün bunların hepsinin de Orta Doğu'daki yeniden şekillenme, oradaki Kürt bölgesiyle ilgili bir takım Batı'nın yeniden dizayn çalışmalarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kadar hadiseden sonra bu bir şeye evrilecek öyle görülüyor. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama bu hukuk değil, bu demokrasi değil, bu özgürlükler değil Bilakis bunların biraz daha kısılması gibime geliyor. Fetullah Gülen Türkiye saatiyle 7.21'de açıklandı pazartesi günü vefat etti ve yarın cenaze töreni e, düzenlenecek. Gelen bütün bilgiler bunu teyit ediyor. Uzun yıllardır kaldığı yerleşkede Pensilvanya eyaletine bağlı Silosburg bölgesindeki yerleşkede hazırlanan özel bir kabre defnedileceği ortaya çıktı ve gene oraya yakın bir alanda da gelen dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler için sevenleri için bir alan ayrıldığı ve o alanda da bir cenaze namazı kılınacağı bilgisi var. O alan hakkında bir bilgim yok ama belli ki defnedileceği yerle Cenaze namazının kılınacağı yer birbirinden farklı yerler. Ee, anladığım kadarıyla yarın e, çok farklı noktalardan gerek amatör gerekse e, bir biçimde e, Gülen'in yaşadığı e, yerleşkede teknik imkanlar seferber edilerek bir yayın, bir canlı yayın e, söz konusu olacak. Ve zannediyorum e, yarın e, öğlenden itibaren Amerika saatiyle muhtemelen Türkiye saatiyle veya Avrupa saatiyle akşamdan itibaren... Gündem ağırlıklı olarak bu olacak. Ben de bu konuları e, takip etmeye çalışacağım. O arada e, Fethullah Gülen'in doktor ekibi vefat nedenine ilişkin bir e, açıklama yayınladı. Ve bu açıklamada e, 20 Ekim 2024 saat 21.21'de 21.20'de Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi'nde vefat ettiği duyuruluyor. İlerleyen yaşına ilave olarak diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp-böbrek yetmezliği ve birçok kronik hastalığı vardı deniyor ama vefatının kronik kalp ve böbrek yetmezliğinin aniden kötülemesiyle gerçekleştiği söyleniyor. Son dört günü hastanede geçmiş ve tüm imkanlar ve tüm modern tıp imkanları kullanılmasına rağmen kurtarılamamış, cevap alınamamış. 20 kişilik bir doktor ekibinden bahsediliyor ve ekip de zaten e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tıbbi bakım ekibi olarak da bu açıklamayı hazırladılar ve dün kamuoyuna duyurdular. Bir kere daha hatırlatayım. Vefat nedeni kronik kalp ve böbrek yetmezliğinin aniden kötüleşmesi. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.